Doğru mu bu? Gerçekten bir bebeğimiz mi olacak bizim? Buna niye bu kadar şaştın ki Bayram? Nikahlı karın senden gebe kalmış. Bundan daha normal ne olabilir? Hemen ölmekle en iyisini ettim biliyorsun değil mi? Ben bugün bebeği aldırmaya gittim. Ne? Ne demek bebeği aldırmaya gittim? Niyeymiş? Çünkü sırf senden gebe kaldım diye geri dönmek istemedim. Ama yapamadım. Edemedim. Öldüremedim. Yapamazdım ki Bayram. Ben bebeğimi öldüremezdim. En doğrusunu yapmışsın. Niye geri döndüm biliyor musun Bayram? Çünkü benim gönlüm bir tek senin için böyle yandı. Sevdalandı. Bana ilk sen dokundun. Sen öptün. Ben seni çok seviyorum Bayram. Hava gibi, su gibi, ekmek gibi. Bildiğim her şeyden daha çok seviyorum. Seni, beni, karnımdaki bebeği. Bizi bir aile olarak görmek istiyorum. Ya biz zaten bir aileyiz Atça. Sen benim karımsın. Başımın tacısın, gönlümün sultanısın. Fatma, o gönlünün neresinde? Bak Atça, seni bu duruma düşürdüğüm için inan ben de kahroluyorum. Ama karnında benim bebeğimle Fatma'yı ortalıkta bırakamazdım. Ne olur anla beni Allah aşkına. Eğer beni dediğin gibi seviyorsan, eğer gerçekten bir aile olalım istiyorsan, Fatma'dan doğacak çocuğumu da benim gibi kabullenmen lazım. Bu çocuk doğana kadar da Fatma ile burada birlikte yaşaman lazım. Ya biliyorum bu doğru bir şey değil. Senden bunu istediğim için beni bağışla ne olur ama ya ben de çaresiz kaldım. Ne yapacağım ben baksana mahvoldum. Ve bil ki ben de senin gibi bu evliliğe sahip çıkmaya çalışıyorum. Ve şunu da bil ki Fatma benim için artık yok, bitti. Bir tek sen varsın. Vallahi bak. Ha Atça. Gel bize bu evliliğe. Bebeğimize kıyma, ha? Geldim işte Bahram. Tamam ana. Ben bundan sonra evimi, ocağımı, kocamı hiç bırakmayacağım. Fatma da çocuk doğana kadar burada kalacak. Ama kızım, el aleme ne deriz ne ederiz? Ana, biz Bayram'la konuştuk, anlaştık. Bebeğe doğana kadar burada kalmasını kabul ettim ben. Sonra da gidecek.